Merhaba hanımlar. Bugün sizinle evdeki malzemelerle lavanta kesesi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle şöyle hasır bir ipimiz var. 15 santime 10 santim şeklinde iki tane küçük kumaşımız var. Lavantamız, pamuğumuz ve iğne ipliğimiz. Şimdi ben bunları daha öncesinde kesmiştim bu şekilde 10 santime 15 santim olarak ve küçük bir güpürünüz varsa buraya bu şekilde dikebilirsiniz. Ben zamandan tasarruf etmek için daha öncesinde dikmiştim. Şimdi iki tane 10 santime 15 santimlik küçük bu şekilde kumaş parçam vardı. Bunları üst üste koyuyorum. Sonrasında iğne ipliğimle şu ucundan başlayarak böyle dikiyorum. Eğer evinizde dikiş makinesi varsa dikiş makinesiyle de dikebilirsiniz. Dikiş makinesi yoksa iğne ardı yöntemi diyoruz biz buna. İğne ardı yöntemiyle dikiş makinesinde olduğu gibi dikebilirsiniz bunu. Şöyle. Bu şekilde üç tarafını dikeceğim. Eğer ipliğiniz iki kat olursa daha sağlam olur keseniz. Bu şekilde dikiyorum. Böyle. Bu şekilde. Evet, bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Artık sonuna geldim. Şöyle. Üç tarafını da diktim. Artık sağlamlaştırıyorum. Açılmasın diye. Ve yine ipliğimin arasından iğnemi geçirdim ve sağlamlaştırdım. Bu şekilde. Makasımla kesiyorum hemen. Evet. Şimdi üç tarafını diktiğim için bu şekilde çeviriyorum kesemi. Evet, bu şekilde kesemi diktim. Şimdi içerisine pamuğumu koyuyorum. Ve sonrasında da kesemin içerisine lavantamı döküyorum. Bu şekilde lavantamı da döktüm. Sonrasında hasır ipimle bağlıyorum. Şöyle sıkarak bağlayacağım. İki kez geçireceğim. Kurdeleniz varsa evde kurdeleyle de bağlayabilirsiniz mesela bunu. Ama hasır ip de güzel duruyor. Bu şekilde düzelttikten sonra fiyongumu da yapayım. Evet, işte gördüğünüz gibi evde kalan artık kumaşlarınızla lavanta keseniz hazır.